Nemal'e dönüp bir şey soracağım aslında. Nemal lisansı aslında tabii ki yine iletişim fakültesi yeni medya değil ama yüksek lisansın yeni medyada. Ve hani aslında senin de yüksek lisans bazında aldığın eğitim, onu lisansınla nasıl birleştirebildin ve bunun sonucunda mesela nasıl bir tez yazabildin? Orada hani senin donelerin neler aslında? Direkt bunu sorayım. Tam da aslında o iki şeyi birleştirerek bir tez yazdığım için çok güzel bir noktaya değindin Öyle. Gülün öncelikle. Yani ben aslında bu senin söylediklerine katılıyorum. Bir de eklemek istediğim bazı şeyler var eğitimiyle ilgili, yeni medya bölümü eğitimiyle ilgili. Ben sinema okumuştum lisansta. Sonra bir süre sektörde çalışmaya başladım. Ya bir medya ajansında çalıştım ve şunu fark ettim bir süre çalıştıktan sonra. Zaten herkes dijital medyaya içerik üretmeye çalışıyor. Ya bizim ajansın amacı da oydu. Hani sinema okuyorsunuz ama çok fazla sinema ile ilgili alanlara herkes giremiyor pat diye. Çünkü zaten sektör olarak da sinema çok olmadığı için. Bir anda böyle işte kendimi dijital platformlara içerik üreten şirketlerden şirketlere atlarken buldum açıkçası. O yüzden hani yeni medya okuma kararım benim biraz bilinçli oldu. Hani bunu zaten hani sektörde de bu yapılıyor. O zaman ben akademiye geçmek istiyorsam şunu yapmak istiyorum diyerek. Hani medya okumak istiyorum, yeni medya okumak istiyorum diyerek geldim. Ve açıkçası ya benim için çok güzel oldu. Yani çok etkili oldu. Bunun zaten öncelikle en önemli sebebi hocalar. Çünkü inanılmaz açıklar ve sektörle bağlantıları çok iyi. Yani sadece part-time olup sektörden gelen insanlardan bahsetmiyorum. Full-time olup okulda hani full-time çalışıp full-time çalışan hocalar da sektörle bağ halindeler ve şeyi çok iyi biliyorlar. Yani yeni yönelimleri neler oluyor, neler bitiyor. Çünkü medya çok çabuk kendini yenileyen bir sektör olduğu için hocalar her şeyin farkında ve ister istemez siz de hani ondan kapıyorsunuz bir şey. Ve bence bu çok büyük bir lüks. Yani çünkü kendi deneyimlerinizle bir şey bulmak çok zor olabiliyor. Yani bir anda böyle kendiniz bir şeyin ortasında ne yapmalı, ne etmeli, hangi yöne gitmeli diye bulmaktansa size birilerinin hani mentor olması diyeyim hatta buna yol gösteriyor olması çok büyük bir lüks bence bu anlamda. Bir de bunun yanında hani bölümdeki hocaların dışında bölümü hani Kadir Has'ta okumanın da verdiği güzel bir şey var. O da şöyle yani ben mesela kendi tezimden örnek vereyim. Benim tezimle ilgili çok fazla görüşme yapmam gerekti sektördeki insanlarla. Ve gidip hani ben Kadir Has Üniversitesi'nden geliyorum ve işte yeni medya okuyorum dediğim anda kapılar açılıyordu bir yerde ister istemez. Yani insanlar sıcak bir şekilde hani evet gel yapalım, gel işte konuşalım gibi gayet vakit ayırdılar bana. Hani bunda okulun etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Bir de üstüne ben mesela bir sürü insanın hani iş yerine gittim, dışarı çıkarak yaptım bu görüşmeleri ama bunun dışında okulun içindeki etkinliğe gelen insan da çok oldu benim alanıma giren. Ve ben mesela böyle etkinlik çıkışı kapıda bekleyip insanları hani şununla ilgili bir görüşme yapabilir miyiz? Şöyle bir tezim var burada okuyorum falan diye de çok fazla insanla görüştüm. O yüzden hani okulun da etkisi çok büyük. O yüzden ben yani bayağı memnun kaldığım bir eğitim aldım.